Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2023'ün en önemli aylarından birine başlıyoruz. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona erecek. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Evet, detaylara bakalım. 5 Mayıs'ta meydana gelecek olan Akrep Burcu'ndaki ay tutulması, ayın genelinde aslında etkilerini hissedeceğimiz çok güçlü bir tutulma. Bu yılın ilk ay tutulması, önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyebilecek bir tutulma. Sabit burçlardaki Akrep Boğa aksındaki tutulmaları son 1,5-2 yıldır yaşıyoruz ve artık Akrep Burcu'ndaki bu tutulma son tutulma olacak. Geçtiğimiz tutulmalarla birlikte özellikle para konuları, finans konuları, maddi durumunuz, işiniz, kariyeriniz, gelir giderleriniz, buralarda önemli etkiler almış olabilirsiniz. Bu ay tutulması da tamamen sizin için özellikle para ve kazançlar alanınıza işaret etmekte. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar daha fazla etkileniyor. Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarının 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa tutulma sizin için çok daha etkili olabilir. Uranüs'ün bir önemli açısı var. Merkür Boğa burcunda gerilemekte tutulma sırasında. Dolayısıyla biraz eskiyle ilgili konular, geçmişten gelen temalarda bu tutulmada kendini gösterebilir. Bir sonuç alma, bir dönüşüm, bir farkındalık dönemindesiniz. Sürprizler de söz konusu olabilir tabii ki. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona erecek. Merkür Retrosu sona erdikten sonra para konularında netleşmeler, daha doğru kararlar vermeniz söz konusu. O yüzden hani bir borçlanma konusu olabilir, bir kredi alma konusu olabilir, yatırımla ilgili bir konu olabilir ya da alışverişler olabilir. Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, miras gibi bir konu, vergi, sigorta gibi bir konu, eşinizin kaynakları olabilir. Buralarda tutulmanın da tesiriyle ay başından itibaren önemli etkiler alabilirsiniz. Ancak hani bir anlaşmaya varmak, bir imza atmak, bir sözleşme, bir kontrat yapmak için 15 Mayıs sonrasını beklemek, Merkür'ün düzelmesini beklemek çok daha sağlıklı olabilir sizin adınıza. 16 Mayıs itibariyle şans gezegenimiz Jüpiter Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Bu bir yıllık bir yolculuk. 24 Mayıs'ına kadar Jüpiter Boğa burcunda olacak. En son 2011 Haziranıyla 2012 Haziranında Jüpiter Boğa burcundaydı. Jüpiter hangi burçtaysa, hangi evdeyse o alanlarda bize büyüme, gelişme fırsatları verir, şanslar verir. Ve sizin 8. evinize gelecek. 16 Mayıs'tan sonra finansal kaynaklarınızda bir rahatlama bekleyebilirsiniz. Ve bir yıllık dönemde burada kaynaklarınızın artması söz konusu. Özellikle başkalarından beklediğiniz kaynaklar, işte eşinizin gelirleri olabilir, ortaklı işleriniz olabilir, yatırımlarınızın geri dönüşleri olabilir, işte borç alacak konularında bir borcun ödenmesi olabilir, bir kredi beklentisi olabilir, kaynaklarınızın değerlendirilmesi sonucu alınacak bazı gelirler olabilir. Buralarda önemli rahatlamalar, faydalar bekleyebilirsiniz. 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay var tam da bu alanda. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı sizin için para demek. Parayla ilgili konuların, parayla ilgili kararların, hareketlerin çok öne çıktığı bir ay. 19 Mayıs'taki yeni ay, aynı zamanda 20 Nisan'daki güneş tutulması derecesini de tetikleyen bir yeni ay. Burada bir işbirliği ya da eşinizin gelir gider dengesi, eşinizin işi kaynakları ile ilgili önemli bir girişim olabilir. Yine sizin kredi gibi bir girişiminizle ilgili bir karar verebilirsiniz, bir adım atabilirsiniz. Kira gelirleri olabilir veya bir evlilik ayrılık konusu oluşabilecek, bir tazminat, nafaka, bir miras paylaşımı ve benzeri konular. Bunlarla ilgili yapıların öne çıktığı bir yeni ay bu. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova burçlarının 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa daha fazla etki alabilirsiniz. Gezegeniniz Venüs Yengeç burcunda olacak 7 Mayıs'tan itibaren.
Mars 20 Mayıs'a kadar Yengeç burcunda. Bu ay ev, yuva konuları, aile konuları, yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız yer, iş yeri, kariyeriniz, buralardaki faaliyetleriniz de genel itibariyle sizin için hareketli. Enerjinizi buralara daha fazla harcıyorsunuz. 7 Mayıs'tan itibaren Venüs'ün burada daha yapıcı, daha iyici tesirlerini de alabilirsiniz iş ve kariyer konularında. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan burcuna geçecek. 20 Mayıs'tan sonra biraz daha enerjinizi eğlenceli konulara, sosyal alanlara, arkadaş ilişkilerine yönlendirmeye başlayabilirsiniz. Bu ay önemli açılar oluşuyor gökyüzünde. Bunlardan birisi 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber 16, 17, 18 Mayıs gibi aktifleşecek olan Jüpiter Plüto karesi. Kolektif alanda daha çok tesirlerini görebileceğimiz bir açı, zor bir açı, böyle baskı yaratan, manipülatif etkiler ortaya çıkarabilen bir durum. Gücü elinde bulunduran kişiler, kurumlar, hani bunların biraz daha hırslı ve tutkulu enerjileriyle karşılaşabiliriz. Kişisel anlamda özellikle parasal konularda baskılar olabilir. Manipülatif durumlara dikkat etmek lazım. Çok fazla risk almamak lazım. Çünkü ekonomik alanlarda da bu durumları, yani para piyasalarında hızlı değişimleri, güç değişimlerini, baskıları izleyebiliriz. 20 Mayıs'ta Mars'ın da Aslan burcuna geçmesi bu alanı biraz daha aktifleştirecek. 20, 21 Mayıs, 22 Mayıs. Yine sabitlerin ilk derecelerindeki bu T kare açısı sizin açınızdan özellikle ekonomi, finans konuları, yatırımlar, gelir giderler, kazançlar, biraz Mars Aslan'da spekülatif alanda da mücadeleyi arttırır, enerjiyi arttırır. Buralara yine dikkat etmek, temkinli olmak gerekiyor. Cinsellikle ilgili konularda da daha tutkulu olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü akrep tutulmasının etkisinde ilişkilerde, cinsel alanlarda da bu ay çok daha enerjiniz yükselebilir. 5. evinize ilerleyecek olan, 11. evinize ilerleyecek olan Mars'ın da hareketiyle biraz aşk, eğlence, tutkular, romantik konularda daha fazla dürtüsel davranma, daha fazla risk alma eğiliminde de olabilirsiniz. Ve 27-28 Mayıs'ta Güneş Satürn karesi aktifleşiyor ki bu değişken burçları daha fazla etkileyecek. Çünkü Satürn balık burcunda. Güneş Satürn karelerinde de biraz otorite figürleriyle zıtlaşmalar, genel olarak kısıtlanmalar, biraz daha böyle melankolik ve karamsar etkiler oluşabilir. Değişken burçlarda önemli gezegenleriniz yoksa çok da hissetmeyebilirsiniz sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu, zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.